Ya siz deli misiniz? Ha? Beni hiç mi tanımadınız? Ben öyle bir adam mıyım? O kadar aciz miyim? Bilmiyorum yani. Dövmediniz mi? Hele sen Yasemin, yıllarca Meltem'in yanında çalıştın. Bizi yıllardır tanıyorsun. Meltem öyle bir kadın mı? Meltem'de hiç baktığın zaman böyle koca dayağı yiyecek bir göz var mı? Yanlışlıkla elimi havaya kaldırsam o dakika beni kapının önüne koyar. Yani aslında doğru söyle ya. Yani Meltem Hanım böyle şeylere boyun eğmez ki. Kim söyledi size bu yalanı? Tuna Bey söyledi. Aman kızım dedi, dikkat et. Bu adamdan uzak dur. Kadın döver bu adam dedi. Ay Zerova. Niye söyledi ki bu yalanı? Ulan şeytan diyor, kır bütün kemikleri. Ha işte, bakın. Yine dövmekten bahsediyorsunuz. Gene kemik kırmaktan bahsediyorsunuz. Hani, hani? Ben Zero erkekleri dövmem demedim ki. Kadınlara ve çocuklara el kaldırmam. Hadi işinizin başına, hadi. Hadi. Bir daha her duyduğunuza inanmayın. Dar gömlek. Ben bu arada çok iyi dar gömlek de döverim. Hadi işinizin başına. Peki Haluk abi. Enes çay getir bana. Peki Haluk Bey. Bunun fotokopisi çekildi mi? Ben çekeyim. Hemen. Oğlum, madem parayı verecektin, 2-3 gün neden bizi 3,5 attırdın? Resmen Yusuf Yusuf olduk vallahi Yakup. İyi oldu, size ders olsun istedim. Fena mı yaptım? Ama yine de Allah razı olsun Yakup. Sen olmasan var ya, biz bitmiştik harbiden. Ben sizi kurda kuşa yem eder miyim Hüseyin? Ver bakayım bir yanak. Yapma şunu Yakup. Oğlum, hayatınızı bana borçlusunuz lan. Bir makası çok mu görüyorsun? Bana bak, bana. Sinirlendirme beni Yakup. Arkadaşım. Vurulaştırma beni. Bana bahsetme. Kıttırma beni. Lan oğlum. Hoş geldin Allah. Hoş bulduk çocuğum. Hoş geldin Gülfiden abla. Hoş bulduk, hoş bulduk Emine. Nasılsın kızım? İyiyim, sağ olun. Duygu, çocuğum ben hemen acilen bir laptop lazım. Aa, ne yapacaksın öyle hemen laptopu canım? Önce bir soluklan. Soluklanma, montajım lazım değil. Ben laptop lazım. Ben getireyim o zaman hemen laptopu. Yok, yok çocuğum öylesi değil. Ben satın alacağım laptopu, kendim için laptopu. Benim sanal alemde hayranlarımla buluşmam lazım, onlarla kucaklaşmam lazım yani. Kucaklaşman mı lazım? Sen herkesten böyle teker teker kucaklaşmaya kalksan bir sene yetmez ki. Yani senin şöhretin bütün Türkiye'ye yayıldı. Ne Türkiye'si? Ta Edirne'nin sınırında Aygı'dan dayandı. Yakında Gülfiden ablan ayak seslerini bir de ağır bulacak yani. Selam aleyküm Yakup Usta. Aleyküm selam, hoş geldin Kemal amca. Nasılsın bakalım? Allah'a şükür iyi. Güzel. Akşama buranın durumu nasıl? Ne gibi Kemal amca? Yani müşteri var mı, kalabalık mı? Allah'a şükür her zaman müşterimiz var Kemal amca. Güzel. Akşama seçim konuşmasını burada yapacağım. Yine mi? Ne demek yine mi? Seçim konuşması bir defa yapılır diye bir şey yok ki. Hem bu seferki başka. Nasıl başka? Bu gece çılgın projemi açıklayacağım. Senin haberin yok mu? Vallahi dükkan senin. Her türlü çılgınlığı yapabilirsin. O zaman çalışmaya başlayayım. Evet. Diyet nasıl gidiyor anne? Başladın mı? Ay kafam çok karıştı Duygu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Niye? Ne bileyim herkes başka bir diyet öneriyor. Biri diyor ki simit diyeti, öteki diyor ki İsveç diyeti. Biri diyor ki Fransız diyeti. Gönül diyor protein diyeti. En iyisi lahana diyeti. Ha bak sen de başka bir şey söylüyorsun. Ne yapacaksın peki? En iyisi diyetisyene gideceğim. Bana bir de diyetisyene mi para vereceksin? Evet Haluk. Ne yapayım? Ya öyle internetten okuduğun diyetleri yapmanın doğru olmadığını anladım. Bir uzmana danışmadan bu işi yapmamak lazım. Artık uzmana bilmem neye danışmadan adım atamıyoruz ha. Başlama yine Haluk. Başlama.
Ya bir kere şunu kabul etmek lazım. Senin yapacağın diyetle benim yapacağım diyet aynı olabilir mi? Herkesin metabolizması farklı. Bu ne demek oluyor? Herkesin kendine özel diyeti olması lazım. Yani bu dünyada kaç insan yaşıyorsa o kadar da diyet listesi olması lazım. Doğru aslında. Sağlık bu şakaya gelmez. Ya bakın bana. Ne diyet, ne uzman. Koçlar gibi kilo verdim. Tam 5 kilo. Taş gibiyim, taş. Göreceğiz bakalım gerçekten taş gibi misin? Duygu, şu tartıyı getirir misin? Doğru ya. Sizin iddianız vardı. Hemen getiriyorum. Göreceğiz biraz. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Gönül. Ne diyeceğim? Var mı kolyeden haber? Evet var. Tuna Bey benim peşimi bıraksın artık demiş. Kayboldum işte. Boş versin demiş beni. Yok. Maalesef yok Tuna. İş yerinde de aradım, talan ettim iş yerini. Kesin dışarıda düşürdüm ben onu. Yok, yok. Kayboldu. Artık bulunmaz. Tuna, inanır mısın? 2 gündür uyku uyumuyorum. Gözüme uyku girmiyor. Yani manevi değeri o kadar büyüktü ki benim için. Maddi değerinin çok büyük olduğunu düşünmüyorum zaten. Uyduk bir şeydi o. Oğlum. Üzülme. Üzülme hayatım. Olsun, üzülme. Üzülme olur mu? Ne kadar da çok yakışmıştı değil mi bana? Ya. Üzülme hayatım. Üzülme diyorum sana. Çünkü kocan aynısından bir tane daha aldı sana. Ay Tuna. Ay çok sevindim. Çok sevindim ben de. Bak Gönül ne diyeceğim? Eğer bunun ötekisini bulursak anneye de verelim. İkiniz beraber takarsınız. Al bir tanem, al. Ay nasıl mutlu oldum. Anlatamam sana Tuna. Çok. Of bittim. Bittim. Ayaklarıma kara sular indi Mustafa Ali. Kara sularıma giren herkesin iddialaşı yapabilirim yani. O kadar yorulgunum. Ya niye kendini bu kadar yoruyorsun Tayyar abi? Ben insanların kendini yorgunluktan heba etmesine karşıyım. Ah be. İş yormaz beni Mustafa Ali. Beni bu insanlar yorar. Bu insanların efendim kallejliği yorar. Arkadan vurmaları yorar. Bu yaştan sonra insanlıktan çıkardılar beni ya. Kaç yaşındasın sen Tayyar abi? 65. Oo, senin karşı olma yaşın gelmiş geçiyor bile. Neye karşı? Ya bu şehrin karmaşasına, bu yaştan sonra çalışmaya, strese, her şeye. Ben senin yerinde olsam atlar giderim benim Muğla'daki eve. Nasıl yani? Bir görsen bizim oralar cennet gibi. Ay, yıldızlar öyle bir parlak ki, öyle bir aydınlatır ki elektrik parası vermezsin. Deniz baba balık verir sana. Toprak ana doyurur. Seni doyurur, hayvanlarını doyurur. Hayvanların karnını doyunca sana süt verir. O sütleri peynir yaparsın, yoğurt yaparsın. Hazır elini ayağını tutarken git oraya insan gibi yaşa. Buralarda kendini heba etme Tayyar abi. Hah, getirdin mi? Hadi bakalım Haluk Bey, çıkın tartının üstüne. Öyle ben diyet yapmadan kilo veririm, şu kadar veririm, bu kadar veririm falan diyordum. Görelim bakalım. Çıkarım tabii, tartıdan mı korkacağım? Hadi konuşma, çık o zaman Haluk. Çıkarım. E hadi. Heyecan Doruk'ta. Bakalım iddiayı kim kazanacak? Annem mi, babam mı? Ya bir kere hiçbir şey yapmadan kilo vermesine imkan yok. Sen kocanı tanımamışsın kızım. O seni tanımamamla alakası yok Haluk. Çık üstüne. Çıkıyorum. Hadi. Ay çatlatmayın sana. Hadi Haluk. Çıkıyorum ama. Hadi baba. Hazır mısın? Vallahi vermiş. Hem de hiç diyet yapmadan. Ben kazandım. Hediyemi alıyorsun. Nasıl oldu peki bu? Bu kadar. Bu kadar. Ta
taşfırın erkeğiyim kızım ben. Söylediğimi yaparım. Verdim işte. Koçlar gibi 5 kilo verdim. Hey be! Tamam, alırız hediyeni. Ulan inanamıyorum. Nasıl bozuldu ha? İnanamıyorum. Kendisi 200 gram veremedi. Ama yani hem ye hem bütün gün yap. Anca ben söyledim sana. Ben söyledim. İnanmıyorsun. Sen kaç kilo verdin? Pardon, duymadım. Ya 3 günde 5 kilo nasıl verdin sen ya? Hem de hiç diyet yapmadan ya. Veririm dedim. Söyledim, benim hediyemi alacaksın yani, kaybettim. Ama tamam, alırız. Ben yine de anlamadım ama bu işi. Ben günlerce aç kalıyorum ya. Şaka, hile yaptım. Nasıl yani? İlk tartıldığımda ayaklarıma ağırlık bağlamıştım. İnanmıyorum baba sana. E peki şimdi bunu niye söyledin? Ya ne bileyim, böyle hileyle kazanmak içime sinmedi. Taş fırın erkeği hile yapmaz. Peki. Ama yine de hediyemi istiyorum. Tamam, alırız. Eyvallah. Yeni bir telefon. Tamam. Nasıl kandırdım sizi ama? Aklım çıkıyor galiba. Ben burada günlerce aç kalıyorum. 100 gram bile gitmiyor ya. Ya Yakup, saat kaç oldu? Hala kimse yok. Kimi bekliyorsun ki Kemal amca? Ya ne demek kimi bekliyorsun? Bütün herkese haber verdim, burada olacaklardı. Basına bile haber verdim. Belki saat karıştırdılar abi. Olur mu canım, gelmeleri lazımdı. Vallahi benim müşterilerin hepsi burada. Benim müşteriler bu semtin politikada en etkin kişilerdir. Akşama kadar kahvede memleketi kurtarıyorlar. Bunları ikna edersen işine yarar vallahi. O zaman ben konuşmaya başlayayım. Başla abi. Sevgili vatandaşlarım. Sevgili vatandaşlarım. Ya arkadaşlar, baksanıza buraya. Kemal amca çılgın projesini açıklayacak. Evet arkadaşlar, çılgın projemi açıklıyorum. Usta, bunlar beni dinlemiyor. Ya arkadaşlar, Kemal amcayı bir dinlesenize. Evet abi. Arkadaşlar, ya bunlara proje anlatılmaz bunlara ya. Anlatma Kemal amca, hepsi duyarsız bunların. Ya Yakup, getir şu tavlayı, çok sinirlendim. Bir parti oynayalım da belki sinirlerim yatışır. Tamam Kemal amca, getiriyorum. Sana bir de ıhlamur yapayım. Ihlamur yap.